Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Dünden bugünenin bugün konuğu Taner Rumeli. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Kulaklıklarım yakışmış mı? Harika. Yayında taklitler ama dayanamadım. Dayanamadı. Çünkü içinde bir radyocu varmış. O zaman biz başlayalım. İstersen sen aç programı. Herkese iyi dinlemeler. Hiç sayın seyirciler falan diyor. Bekliyoruz. Dünden bugüne programına hoş geldiniz. Ben Doğan Acireli. Bugün konuğum Taner Rumeli benimle. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim. Seni sormalı. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Valla epeydir bir radyo programına konuk olmamıştım. Bu atmosferi çok seviyorum. O yüzden keyfim yerinde. Aa, çok güzel. Çok sevindim. Hoş geldin. Hatta birazcık bunun konuşmasını yaptık. Gerçekten bizim jenerasyon için radyo çok önemli. Çünkü onunla büyüdüğümüzü düşünüyorum. Sen de sanırım onlardansın. Evet tabii. Jenerasyon olarak deyince de biraz şey oluyor. Evet, biz radyoda büyüdük. Radyoda çok keyifliydi. Bunu kabul edelim artık. O jenerasyon kelimesini kullanmaya biz de maalesef başladık. Evet öyle. Yapacak bir şey yok. Ama hani her jenerasyon birbirinden daha kıymetli, yani bir jenerasyon diğerinden daha kıymetli gibi görmemesi lazım. Jenerasyon o demek zaten. Yenileniyor işte bir şeyler. Evet. Sonra da eskiyor diyerektik işte. Doğru. Bu arada WhatsApp'tan bize ulaşmak isterseniz telefon numaranızı hatırlatıyorum. 0532 565 2102. Tekrar ediyorum. 0532 565 2102. Şimdi dünden bugüne, programın adı üstünde, senin dününe gideceğiz ve bugününe kadar geleceğiz. Hadi bakalım. Sen de istersen. Tabii buyurun. Bekliyorum. Buyurun, aynen. Nasıl başladı gerçekten bu yolculuk? Herhalde 1000 kere falan sorulmuştur ama ben de soracağım. Olsun. İlk nasıl gönlüne düştü bu oyunculuk? İlk nasıl gönlüme düştü bu oyunculuk? Aslında az önce üzerinde ettiğim sohbet, yani hani çocukken ben bu mikrofona burnumla vuracağım demiştim şu anda. Az önce yine yaptım. Bize duyulmuyor, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Peki, tamam. Şöyle, çocukluktan itibaren ben böyle işte spikerlik, futbol spikerliği, radyo spikerliği, yani konuşarak ve hareket ederek bir şey yapacağım. Biz çocuk, yani nasıl bir çocuk olduğumu anlatıyor galiba şu an. O zamandan belliydi. Öyle bir şey yapmam lazımdı. Çünkü hareket etmeden ve konuşmadan duramıyordum. Hala da öyleyim. O zaman spikerlik mi yoksa muhabirlik mesela? Spikerlik de senin için kısıtlayıcı olabilir miymiş? Yani şey de o zaman işte özellikle futbolda çok severim. Çocukken daha da büyük tutkundum. Oynamayı da çok seviyordum. Dediğim gibi futbol izliyorum falan. Futbol spikerliği de daha ayrı bir heyecan. Evde böyle kendi kendime misketlerimle böyle futbol maçları yapıyordum. Oh. Onları kendi kendime sunuyordum falan. Sonra radyoda işte çok böyle eğlenceli entertainment diyebileceğimiz, yani daha işte Hop Dedik Ayhan falan gibi, o zamana kadar hani yeni olan bizim için. Çünkü sadece böyle basit, yani bir radyo programı, biri konuşuyor, üzerine müzik değil de böyle içine bir eğlendirici unsurlar eklenmiş radyo programları olmaya başlamıştı o yıllarda. O da beni çok cezbediyordu. Çok şov vardı. Çok şov vardı. Evet, yani yarışmalar vardı içinde. Hareket enerjimi de spor yaparak atıyordum aslında. Sonra liseye geldiğimde bir tiyatro kulübü olduğunu öğrendim lisenin. Sonra dedim ki ben bir gideyim. Hazırlıktaydım. Bir gideyim bakayım bu neymiş. Bir toplantısı vardı böyle. Sonra gittim. Çok dedim tam benlik bir şey. Ben bunu yapmak istiyorum. Sonra bir başladık. Orada iki tane hocamız vardı. Fatih abi, Şenol abi. Şenol Önsel, Fatih abi. Sağ olsunlar. Onlar da o zaman Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde işte tiyatro bölümünde öğrencilerdi. Bizim lisemizi çalıştırmaya geliyorlardı. Onlarla bir eşleşme oldu diyelim. Sadece ben değil, bizim dönemden 5 arkadaşım oyuncu olduk biz. Evet. Iyi. Yani herkes o dönemden başlayıp devam etti bu sürece. Liseden mezun olduk, tiyatro sınavlarına girdik. O abilerimiz sağ olsunlar bizi bilaveder hazırladılar, ustalık ettiler bize. Biz de çalıştık, kazandık okulları. Aile bunu destekledi mi? Genelde de çok istemezler ya oyuncu, topçu. Vallahi şarkıcı. Desteklemedi. Doğruya doğru desteklemedi. Yani bu işler zor işler. Hani aile, ben çok istiyorum ama ailem desteklemiyor. O yüzden yapamadım da bizim kabul edebileceğimiz bir hikaye değil. Çünkü bu bir tutku meselesi. Zaten olmazsa olmaz bir şey. Artık bir yerden sonra bu tutkuya girdikten sonra hiçbir şeyi gözün görmüyor zaten. Yani buna o yaşta direnmen de güzel. Yani çünkü inatçı çok bir çocuk. Baktılar genelde. Denedi, babam sağ olsun denedi. Çünkü yani onun sebebi de
O zaman kızıyordum tabii, şimdi çok daha iyi anlıyorum geldik kaç yaşına. Korkuyordu tabii çünkü bilmediği bir alan. Ben memur çocuğuyum, bizim sülalemizde buna benzer bir şey yapmış kimse yok. Herkes memur. Dolayısıyla hani bilmediği, tanımadığı, güvenmediği bir dünya. O hani ister istemez evladın için en güvendiğin yeri doğru biliyorsun. Oraya yönlendirmeye çalışıyorsun. Onlar da onu yapmaya çalıştılar ama ben de... Memur olabilirdin yani. Evet, daha da iyi olabilirdi belki yani. Demeyiz yani, aynen. Tartışılır, evet. Neyse, şaka bir yana orada babam çok direndi. Biraz hani ablam sayesinde, annem de yani bir aracı oldu, ablam çok destekledi. Ben bir de şöyle bir durum var, babam her ne kadar karşı çıksa da hayatı boyunca hiç görmediği bir çalışkanlık görüyor benden meseleyle ilgili. Çok ciddi çalışıyorum, geceleri sabahlara kadar kitaplar okuyorum falan böyle. Sırf onları hani en ufak bir tartışma olmasın diye bütün derslerim hani full, neyse o zaman 5'ti. 5-5-5 yani getirmem lazım. Hani takdirleri hani orayı da hiç boşlamıyorum. Öbür tarafa da yani iki katı çalışmaya başladım. Evet. 15 yaşından itibaren normal bir insan çalıştığının iki katı çalışmaya başladım. O gün bugündür de böyle devam ediyor. Evet. O yüzden çok az uyurum. Baktığında böyle tam bir jön tipim var aslında. Teşekkür ederim. Ve nasıl gelişti süreç bilmiyorum. Bunun, çünkü sen mesela erken yaştan itibaren aslında karar vermişsin tiyatroya, evet. Ve bence gelmiştir de teklifler diye düşünüyorum. Geldi. Evet, ama bizim yaşımızda, yine hemen araya giriyorum, oldu mu olmadı mı bilmiyorum da, böyle işte güzel, yakışıklı çocukların handikapı bence o yaşlar için, hatta akran zorbalığı olduğunu da biraz düşünüyorum. Kendine biz sadece güzel değiliz'in kanıtlama çabasına giriyor. Hani bize de var mesela. Ben de ilk fen matematiği seçtim ve işte o olacağım, bu olacağım. Ama o aslında bence akran zorbalığının getirdiği bir şey mi acaba? Bilmiyorum. Yani sen demek ki ergenliğinde güzel geçirmişsin. Buradan bunu anlıyoruz. Fakat ben hiç öyle değilim. Değil miydin? Yok yok, ben bir özellikle lise arkadaşları. Şimdi liseden beri dedim ya, bir ekibiz. Ben 25 yıldır beraber tiyatro, yani en azından bu meslekte beraber çalıştığımız arkadaşlarım var. Hani onlara sorsan. Ben tam bir şeyim yani, kurbağa prens gibi bir şeyim. Gözlüklerim vardı benim böyle. Çok gözlerim çok bozuktu. Böyle uzun boylu, zayıf, sivilceli, gözlüklü, sürekli gülen, hoplayan, zıplayan, eli ayağı durmayan bir çocuktum ben. Dolayısıyla hani o jönlük meselesi, gözlüğü attım, sakalım çıktı. Aa, benden bir jön çıktı gibi bir durum oldu. Fakat ben de buna tabii ikna olamadım. Biraz daha duymam yani, lazım. Yani çok uzun yıllar ikna. Şaka değil bu, hani belki hayatımın son 4-5 yılında buna biraz ikna olmuş durumdayım. O da ikna olmak değil de şöyle bir yerden. İnsanlar beni oraya koyuyor. Okey. Yani hani bunu kabul ettim çünkü biraz da hani mesleki bir şey. Mesleki bir olgunlaşma diyelim buna hadi. Bizim mesleğimizde seni nereye koyduğun değil, seyircinin seni nereye koyduğu önemli. Önemli tabii. Yani seni nereye koyduğun bir önemi yok. Sen istediğin yere koyabilirsin. Çünkü oyunculuk yarı delilik gibi bir şey. Yani çok ince bir çizgi var delilikle oyunculuk arasında. Dolayısıyla insanlar bana bunu bu kadar söylüyor. O zaman ben de bunu hani reddetmemin manası yok. Benim kendimi nasıl gördüğüm beni ilgilendirir. Dışarının beni nasıl gördüğü de onları ilgilendirir gibi bir durum oluyor yani. Hem evet hem hayır. Kendini nasıl gördüğün de bazen yön verebiliyor mu etrafa? Çok haklısın. Ama ben işte kendimi hep bir böyle nasıl söyleyeyim, hayatı boyunca kendini çalışmaya vakfedecek bir işçinin işçi çocuğu gibi görüyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Belki oradan hani iki şey kesişmiyor bazen. ama yani şöyle ifade etmek gerekir. Aslında bu az önce söylediğin şeyi ben yıllarca reddettim. Yani jön olmayı reddettim. Çünkü bunu hani çok yüksek mertebelerden de reddettim. Hani çok böyle işte ismi lazım değil yapımcılar, ben çok genç yaşındayken. Çünkü geldi, o zaman hani yakışıklı ve eğitimli kimse, tırnak içerisinde yakışıklı güzeller mankenlerden geliyordu. Hani okuldan mezun olmuş böyle bir, o zamana kadar çok az vardı ve ben 2006'da mezun oldum üniversiteden. 2006'da mezun olduğum zamanlarda hala tırnak içerisinde iyi olmak isteyen oyuncunun televizyona gitmesi bir ayıptı. Hani evet. Bir oyuncu gelişmek istiyorsa tiyatroda devam etmeliydi. Televizyona gitmek bir böyle bir vazgeçiş gibiydi. Tam o son yıllar bunun düşünüldüğü. Ben de o dönemlerde çok idealist, 21 yaşında çok idealist bir yerden mezun oldum. Hemen tiyatro kurduk falan. Benim tek derdim Ankara tiyatro yapmaktı aslında. Evet. Başka da mesleği onun için başlamıştım yani. Ama büyük, derin
hani kültüre yayılabilecek bir tiyatro. Yani büyük ideallerle. Böyle 2-3 arkadaş toplanalım, kendimizi eğlendirelim gibi bir şeydi. O yüzden o ideallerin büyüklüğü de belki yani hedefe ulaşmayı çok zorlaştırdı. Çünkü çok yani spora yeni başlamış birinin olimpiyat şampiyonu olmasını istemek gibi bir şey. Evet. Yani özellikle o dönem tarih değişti, jenerasyonlar değişti, kültür değişti. Bu o arada kaldık. Ve hani ben bana sen Jön'sün diyen bir yapımcı, hayır ben Jön değil oyuncuyum demiştim. Yani beni böyle bir yere konumlandıramazsınız gibi bir takıntım vardı ve yıllarca da şunu söyledim. Hala da böyle. O zaman kabul edemiyordum. 4-5 yıl önce itibariyle bunu kabul ettim. Özellikle televizyon dünyasında oyuncu nasıl seçiliyor? Çok en basit haliyle pazarda elma, armut nasıl seçiliyor? Öyle seçiliyor. Maalesef. O kadar basit yani. Bunun hiç ekstra bir tarafı yok. Bazen işte arkaya çürük armut koymak gerekiyorsa, o çok amiyane tabirlerle ve tabii ki abartarak söylüyorum. Çürük armut da alınabilir. Mesele bu yani fiziksel olarak hani ya ben çirkinim ne yapacağım diye üzülmeyin. Çirkinlere de yer var. Herkese yer var ama yani her fotoğrafı, her imajı imaj olarak satın alıyorlar. Ve imaj olarak satıyorlar. Aslında mesele bu. Televizyonun işi de bu. İşi bu. Bunu çok yadsıyamayız. Evet, çok minik bir araya gireceğim. Bir reklama gideceğiz. Sonra devam. Bugün senin günün olduğu için aslında senin sevdiğin şarkıları da çalıyoruz. Ne kadar güzel bir şarkı seçmişsin. Çok teşekkür ederim. Ve Sezen Aksu sevilmez mi zaten ama işte bazı şarkıları daha da özel bence. Bence de. Yani aslında bu sen bana hani seçmek yani hangi şarkıları seçersin diye sorduğunda böyle aklım önce şeye gitti. Ya dedim böyle benim bakış açımla Türk ozanlık geleneğinin devam ettiren hani hem de popüler kültüre uyabilecek hem de sound'u güzel bir şey seçmek istiyorum. Çünkü benim en sevdiğim, dinlemeyi en sevdiğim müziktir o yani kendi adıma. Yani sözüyle de bir şey söyleyen, müziğiyle de bir şey söyleyen, beraber bir hikaye de anlatan evet. aslında tarafları ozanlık kültürünü çok severim çünkü. Onun devamı yani Sezen Aksu'nun ben çağdaş ozanlarımızın başında geldiğini düşünüyorum aslında. Diğerleri de yani yine öyle seçtim diğer şarkılarımızda. En sürpriz olsun onlara bakalım. Ozan olduğunu düşündüğüm. Evet. Tabii seçmek zor seçtim. Zamanımız kısa olduğu için. Bu arada evet yani bir gün boyunca seçti. Yani eleyemedim ki hangisini seçsem bilemedim. Ama böyle yine en son son dakikaya bıraktım. Öyle bir tarzım var. Var mı genelde son dakikacı mısın? Yani yaşam kendiliğinden o son kararı bazen böyle kararlarda kendiliğinden getiriyor ya sanki. Baktım seçemiyorum. Çok karıştı. Dedim ki son anda buluruz. Hallederiz. Evet. Hallettik. Ve halloldu. Aynen. Evet. Bakalım diğer şarkımız ne? Onu da sürpriz olsun. Birazdan göreceksiniz. En son kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. O ben Jön değilim, oyuncuyum dedim mi ya? Bundan sonra hiç pişmanlık duydun mu? Vallahi bundan ne zaman? Yani pişmanlık gibi değil. Ama hani bunun hiçbir şeyden pişmanlık duymayı sevmiyorum. Hataysa hata. Kabul etmek lazım. Pişmanlık manalı bir duygu gibi gelmiyor bana. Hata yaptım demek ve onu kabul etmek lazım. Bence. O hata da bir hataydı. Evet evet. Ben yani o bir hataydı. Ama bu sadece benim başlı başına yaptığım bir hata değil. Bu aslında ne bileyim oyunculuk eğitiminde bana anlatılmayan yani oyunculuk eğitiminin bir hatası. Bu belki sektörde bunu bana doğru ifade edemeyen işte menajerlerin ya da neyse yapımcıların vesaire hatası. Yani bu topyekün bir şey aslında. Yani ben çünkü o zaman daha 21 yaşındaydım ve zaten hata yani en çılgın hatalarımı o saatten sonra yaptım. Hepimiz öyle değil miyiz? Yani? Bir de evet etrafından işte duyduğum kadarıyla onu yönetmeye çalışıyorsun. İşte o zaman tam da dediğim gibi bilinen bir oyuncu olmak istiyorsan mesela yarışmalar vardı ya da mankenlikten geçiyordu ve işte yakışıklı ya da güzel çocuklar da bunun eğitimini aldıysa bu tarafı bir de reddediyordu. Şimdinin de ben onu şöyle düşünüyorum. İnfluencerlar mı geçti bu kategorinin yerine acaba? Ya da sen ne düşünüyorsun? Bir değişiklik var mı bu dönemde? Şimdi şöyle düşünüyorum. Az önce söylediğimi de birleştireyim reklamdan önce. Yani elma armut dedik ya. Şimdi bu aslında sizi sektöre sokan, başlatan, sizi ilk kamera karşı yani ilk seyirci karşısına getiren televizyon ekranından şey. Bunu sürdürülebilir bir şeye çevirmek için, sürdürülebilir bir öyküye çevirmek için diyelim hadi. Kim olursan ol çok çalışman gerekiyor. Yani şöyle biri yoktur. İster mankenlikten gelsin, ister sokaktan çevrilsin, kim olursa olsun. Bir işte parlamış diyelim ki.
ve daha sonra hiç çalışmadan, kendini hiç geliştirmeden, kendine bir şey katmadan devam etmiş. Böyle bir örnek yok. Bir sürü devam edebiliyorlar ama dediğin gibi biraz sonra yarıda yani kalıyor. Bu bir maraton bizmiş. Yani biz bunu hayatımıza diyoruz ve bu hani emekli olabileceğimiz bir meslek değil bizim açımızdan. Bu meslek zaten. Tabii. Bu geçerken uğradığımız bir yer değil. Örnekse ben oyuncuyum, işte şarkı söyleme eğitimi aldım. Ben işte var öyle oyuncu arkadaşlarım, single çıkarabilirim, albüm çıkarabilirim, yapabilirim bunları ama benim şarkıcı olacağım anlamına gelmiyor. Ben oyuncuyum. Evet, şarkı söyleyebilen bir oyuncu. Evet. Yani bunlar hepsi kariyer seçimleri, mesleki seçimler. Bu da tutkuyla olan şeyler. Ben bir oyunculuk tutkusuna sahip olan, bunu meslek olarak edinmiş biri olarak uzun bir maraton. Doğru. Ben hani 65-70 yaşımı da hayal ediyorum. Yer yer o gün ne oynayacağım. Yani o yaşım gelse de şunları oynasam. Ay ne güzel. Öyle şey, roller var biliyorsun. Evet. Gençken oynayamıyorsun. Dolayısıyla kim olursan ol, sürdürülebilir ve bunu bir maraton gibi görürsen, ömür boyu yapmak istediğin bir meslek ise bu, zaten eğitim alıyorsun, gelişiyorsun, öğreniyorsun. Gelişmeyen, öğrenmeyen kendiliğinden eleniyor. Sadece girerken kıymetli ama sonra kim olursan ol çok çalışmak zorundasın. Şunu da hani söylemek isterim. Bazen böyle çok çok rahat dalgası geçilebilen bir şey ama mesela örnekse çok ciddi kas yapmaya çalışıp buradan prim yapmak diye bir hedef var ya. Ben ona da çok saygı duyuyorum. Çünkü o da çok zor bir iş. O da bayağı emek ve çaba. Evet. O da bayağı. Şimdi insanlar bunu görmüyor. Yani o pompa takıp koluna hava şişirmiyorsun yani. Çok ciddi bir hayatını adıyorsun. Ve bunu meslek için. Disiplin meselesi. Bunu meslek için kendine böyle bakmayı tercih ediyorsan bu da bir çalışmadır. Saygı duyulacak bir şeydir. Bedenini satıyoruz. Evet, hepimiz bedenimizi satıyoruz zaten televizyonda. Az önce söylediğimiz yere geliyor ama çalışarak bir disiplinle, bir özveriyle ve ekstra normal yani herhangi bir insana yani mesai dışında da tırnak içerisinde çalışarak kendine katarak oluyor bu iş. Kas katmak isteyen kas katar. Televizyon bu. Yani onun da her zaman bir alıcısı var. Doğru. Haklısın. Bir de şu noktaya değindin. Bence o da çok önemli ve yeni yeni okullarda gelişen bir şey. Mesela bu gerçekten bir business. Yani bu bir nasıl diyeyim? Bir meslek olduğu için okullarda bunu yönetebilmek de öğretilmeli. Mesela benim okuduğum okuldaki çocuklar şanslıydı. Çünkü böyle bir ders vardı gerçekten, kariyer yönetimi diye. Hatta kurum ismi Kadir Has Üniversitesi ve orada gerçekten Tansu Biçer veriyordu o dersi ama hani güzel sektörden bir insanın bunu söylemesi ya da anlatması bir dönem boyunca neler yapması gerektiğini öğrencinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama o yıllarda muhtemelen böyle dersler yoktu. Hala da yok aslında. Yani ya da sayılı okullarda. Evet yani hala da yok ya da olsa bile bunu şimdi burada biraz şeye gireyim. Ben aynı zamanda Oyuncular Sendikası'nın yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Orada da yani bu da tamamen gönüllü yaptığımız bir iş ve hani tam olarak tek derdim. Ben gerçekten bu mesleği tutkuyla seviyorum ve bu mesleğin pratik gündelik işleyişinde, çalışma hayatında çok ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz hepimiz. Yani aslında hem kariyer yönetimi hem yani ne bu meslek? Yani mesleğin ne olduğunu bir kere tanımlayabilmek alanında çok ciddi problemler var, hukuki boşluklar var. Şikayet etmek yerine, yani pişman olmayı sevmem, şikayet etmeyi sevmem. Bu ikisini hiç sevmem. Ne yapılmalı olduğun yerine? İşte ben mesela hani işte bir Oyuncular Sendikası diye bir örgütlenme olduğunu, sendikamız bizim, herkesin sendikası var yani. Bütün yani inşaat işçilerinde, inşaatta çalışan sendikaya üye olur. Mimar, o her sektör, hiç fark etmez. Her mesleğin sendikası vardır. Baktım öyle bir yer var, orada yapılabilecek bir şey var. Gönüllü olarak oraya gittim, elimi taşın altına koydum. Burada da şu, buradan bakınca biraz kurumsal bir yerden, biraz hukuki çerçeveyi de öğrenerek meseleye bakmayı, yani öğrenince diyeyim kendi adıma şunu fark ediyorum. Bu hem tabii ki kültürel bir şey ama yani akademilerle meslek örgütlerinin arasındaki bağ zayıf. Yani akademilerle meslek örgütlerinin arasında biraz daha bağ olsa, biraz daha kuvvetli bağlar olsa, yani o Tansu Biçer çok sevdiğim bir oyuncudur. Hiç o manada söylemiyorum ama hani bunu akademik bir çerçeveye sokmak gerekir artık bu kariyer yönetimi meselesini. Çünkü bu sadece bir oyuncunun deneyimlerini paylaşmasının ötesinde bir meslek sahibi olacak kişinin o mesleğe dair hukuki haklarını öğretmek. Çok haklısın. Esas mesele. Yani bu meslek çok duygusal meslek ama sadece duygudan ibaret değiliz. Hepimiz çalışan insanlarız ve her insanın olduğu gibi anayasal haklarımız var. Hukuki haklarımız var.
bir kere bunları öğrenerek başlıyor. Bunu gerçekten o yaşta tabii, daha tam yani lazım. Evet, anlamak oyuncu. Lazım. Bir tarafı da şu, bizim yani neden öğretilmesi lazım? Çünkü biz potansiyel işvereniz aynı zamanda. Yani tüccarız diyelim. Ne açıdan söylüyorum? Yani 100 tiyatronun 99'unu oyuncular kurmuştur. Doğru diyorsun aslında ve bu yani maalesef birazcık da ihtiyaçtan da oluyor. Yani tabii. Kendi oynamak istediğin roller var, hani bana mı gelmesini bekleyeceğim, o zaman tiyatromuzu yani, kuralım. O yüzden Türkiye'de evet. Bugüne kadar 10.000 tiyatro kurulduysa 9.999'unu oyuncular kurmuştur. Doğru. Dolayısıyla biz yani o mesleğin içerisinde çıkıp bir de bazen tiyatro sahibi, yani bu artık ne demek? İşletme sahibi olmak. Senin oyuncun, çalışanın falan ama biz arkadaşımız, çalışanım. O kadar karman çorman oluyor ki bu işler. Evet. O yüzden işin duygusal kısmında boğuluyoruz. Ve geri çekiliyoruz. Böyle kendini geri çekmiş o kadar çok tarihte oyuncu vardır ki. Sırf bu aslında çok basit, hukuki, matematiksel, kağıda, evraka dayalı işleri birazcık öğrensek. Bu sorunların %80'ini yaşamayacağımızı iddia edebilirim. Yine çok minik bir reklam arasında gidelim. Bugün sana denk geldi. Ve sonra hemen devam edelim. Bir dakika sonra buradayız. En son Baba dizisinde oynamışsın ve kendi adıma benim hayalimi gerçekleştirdin. Hani her oyuncunun bir oynamak istediği oyuncu vardır ya. Benim için Haluk Bilginer. Teşekkür ederim. Senin için nasıl, hem dizi açısından hem bilmiyorum onunla oynamak nasıl bir deneyimdi? Vallahi çok güzel bir deneyimdi. Gerçekten. Oğlunu oynadım. Evet, Baba dizisinde Haluk Bilginer'in oğlunu oynadım. 30 bölüm kadar. Çok güzel bir maceraydı. Haluk abi, her yerde anlatıyorum, burada da söyleyeceğim. Benim mesleğe olan inancımı tazeledi gerçekten. Çünkü yani o yaşında, hani bu yaş da, bu yaşın aslında bir herhangi bir sadece bir sayı olduğunu bir kere ispat eden bir insan. O yaşanmışlığında diyeyim hala. İşte aynı anda işte 3 tane oyunda, işte bir ara 2 dizide falan evet, oynuyordu. Çok aktif. Haluk abi nazar vermesin. Ve mutluydu. Çok yorgundu ama mutluydu. Çünkü mesleği o kadar seviyor ki, o kadar tutkuyla bağlı ki ve bunun bir oyun olduğu gerçeğini o kadar içselleştirmiş ki mesleğini yapabildiği müddetçe mutlu. Sırf işini yaptığı için mutlu bir kere. Bir kere bu benim zaten bu mesleğe başlama sebebim aslında. Ben işte eğitmenlik de yapıyorum, daha önce konuşmuştuk seninle. Eğitmenlikte de hep şunu söylerim, yani oyunculuk, şimdi İngilizcesi aktör, acting, bizdeki oyuncu, oyunculuk, bence Türkçesi daha iyi karşılıyor. Yani bizim açımızdan daha iyi anlatıyor meseleyi. Bu bir oyun yapıp oyun satma işi. Evet. Aslında. Ve aslında bir oyunun işçisi olma meselesi. Evet, oyun yaptığımızı hiç unutmamak da lazım. Evet, aynen öyle. Oyunculuk, biz oyun yapıyoruz. Yani ve oyunu eğlenmek için oynarsın. Bence evet, kültürel bir şey de var burada. Mesela yetiştirilme tarzımızın öyle olduğunu düşünüyorum. Hata yapmamalıyız. Çok mükemmel yetiştiriliyoruz ve bu oyuncunun handikapı oluyor bizim kültürümüzde. İşte buradaki problem şu, oyun olduğunu unutuyorsun. Evet. Çünkü oyunu eğlenceli kılan hata yapandır. Yani biri yanarsa eğlenirsin. Herkes her şeyi çok güzel yaparsa oyun olmaz ki. Eğlencesi olmaz. Biri kaybedecek, biri kazanacak, biri yanacak. Aynen. Biri hata yapacak falan. Sonra öbürü yapacak falan. O zaman oyun çıkacak. Eğlence çıkacak ve oyun oynamayı sadece eğlenmek için yaparsın. Evet. Oyunun kuralı ne olursa olsun. Bizim şey, ben de Şahika Tekant'tan eğitimimi almıştım. İlk öğrettiği şey bize hata yapındı. Tabii ki. Ve hani muazzam bir böyle derya deniz bir şey açıldı sonra karşımda. Çünkü ben hata yapamayan insanlardan biri de bendim yani. Ha, oyun oynamak hata yapmanın eğlencesidir. Evet. En basit haliyle. Hayatta da hiçbir bilgi hata yapmadan edinilmemiştir. Mümkün değil. Öğrenemez. Yani belki nasıl şey, bakmakla görmek arasındaki fark gibi, bilirsin ama yaşarsın, o elini sobaya vurmak hikayesi işte. Evet. Hoş olmuyor bu atasözleri. Haluk Bilginer tekrardan sana bunu mu hatırlattı? Yani meslekte şunu görmeye başlamıştık. Belli bir seviyenin, yaşın üzerine gelmiş abilerimiz, ustalarımız çok yorgun, bezgin, böyle şikayetçi, çok haklılar. Çok zor koşullarda hala çalışıyorlar ve belki hayatları boyunca işte belli bir yaşta bir refah seviyesine erişebilmek için gençliklerinde inanılmaz yoğun çalışmışlar. Yani bu yaşta hala bu kadar çok çalışıyor olmayı hani normal olarak kaldıramıyor olabilirler. Ama böyle içlerine doğru vazgeçmişlik, o yani bir ışığın sönmesine doğru, hani oraya doğru gidiyor. Öyle görüyorum. Görüyorum, gördüm.
Bu beni çok korkutmaya başlamıştı. Ben de mi öyle olacağım acaba diye. Çünkü ben de 21 yaşından beri profesyonel oyunculuk yapıyorum. Yani 13 yaşında başladım öyle bakarsak. Aslında çok uzun da bir evet yani. Ve yorgun olduğum, çok yorgun olduğum artık mesleğe dair dönemde. Haluk abiyi gördükten sonra dedim ki hayır, öyle olmak zorunda değiliz. Bu bir oyun. İşte böyle bakarsak böyle de eşeyebiliriz. O yüzden Haluk abinin deyimiyle oyun da eşitlerin işidir. Onun sözü. Oyun oynarken eşitleniriz biz ve eğleniriz. Ve onunla beraber eşitlenmek ve eğlenmek müthiş bir keyifti. Deriz hepinizin başlarını diyeyim. Ya da siz öyle olun. Oyun oynarken eğlenin. Bazı gençler gelir belki bir gün der ki ya ne kadar güzel bir deneyimdi. Mesleğimi aşk etti benim. Ya müthişmiş. Bu arada benim de şöyle Haluk'un ilginlerden yine ders aldığım. Yine bence aynı yere çıkıyor bu, hani o kadar da ciddiye alınmaması gereken bir durum olduğuna dair. Bizim okulda yine bir film çekiliyor. Kılıca konuşuyor ama halıya konuşması gerekiyormuş. Çektiler sahneyi ve daha sonra yönetmen geldi. Haluk'cum falan filan şöyle söyledi. Kılıç değil de halıdan bahsediyoruz aslında. O anda kendimi şöyle buldum. Orada ben olsam muhtemelen nasıl bunu yaptım, bilmem nasıl olabilir. Hani koca sahneyi mi anlamadın Doğanay derdim ama o kadar şey bir tepkisi vardı ki. Ha tamam, şimdi öyle yapalım. Yani hiç üstünde durmadı ve bu bende müthiş bir rahatlık getirir. Çünkü benim için çok dev bir yerde ve yapabiliyor böyle bir hata. İşte yani yapabiliriz. O yani, anda orayı yanlış anlamış, bir şey olmuş yani. Evet yani biz oyuncuyuz zaten. Hani mevzu o orada kılıcı ya da halıya söyleyeceğin her şey aklında mı değil mi? Evet. Ve hani orada lafın içinde söylediğin şeyleri aslında duygusuyla anlıyor musun? Yoksa hani yönetmen o anda da karar değiştirebilir çünkü. Bir de öyle bakmak lazım. Yani yönetmen o anda, sinemada özellikle, sinema yönetmenin dünyası. Evet. Sahneyi kılıca yazmıştır. Kendi yazdığını varsayalım. Bunu okuyacaksın. Yani buna sonra ya halı çok daha güzel gözüktü şimdi gözüme. Hadi bunu halı yapalım da diyebilir. Diyebilir. Evet, o buna da hemen dönmen lazım. Yani aynı şey aslında bu. Evet. Tutunmamak da lazım. Aynen. Yani oyun oynuyoruz işte. Oyunda aran her şey değişebilir. Oyunu iyi bilmek. Hani ben bu oyunu şimdi tavla oynar mısın? Bilirim. Bilirsin. Yani her tavla oynadığında o ben çok iyi tavla oynarım diye girersin. Bu tavla oyununu biliyorsan, yani iyi biliyorsan, iyi oynuyorsan ama bu her oyunda kazandığın anlamına gelmiyor. Evet. Onun için de yani her oyunu kazanmak için ya da %100 kazanacağını bilerek de girmiyorsun. Tavla bu işte. Ama oyunu biliyorsun. O yüzden kendine güveniyorsun. Bizim yapmamız gereken şey hani bu mesleğin işte sınırlarını bilmek, senaryonun sınırlarını bilmek, rolün sınırlarını bilmek, onu iyice öğrenmek için sıkı ön çalışma yapmak, doğru, iyi içselleştirmek, sonra da akışa, oyuna bırakmak kendini. Benim Haluk Bilginer mesela hala oynamak istediğim kişi, senin var mı böyle? Yani bir oynayalım. Jim Carrey. İnşallah. Jim Carrey var, keşke oynasak dediğim. İşte Champagne'le inşallah oynarım. Bunu şey olsun diye söylemiyorum. Böyle hani aman bir yabancı övgüsü falan gibi değil. Gerçekten hani Jim Carrey'le oynamayı isterdim. Başka bir deneyim. Champagne'le de oynamayı isterdim. Yani kadın da birçok var aslında. İşte, Türk var mı? Türk yok. Şöyle yok. Hepsiyle oynadım ya da. Yok öyle değil. O bir kısmıyla oynadım. Oynarız. Oynuyoruz. Yani burada işte bu şeyle ilgili. İşte aynı bahçedeyiz, oynuyoruz hep beraber işte. Bahçe büyük ama bir yerde kesişiyoruz. Dolayısıyla hani kesişiriz diye düşünüyorum. Bir yandan da hani belki birçoğuyla oynadığım için bu rahatlıkla hani söylüyorum aslında bunu. Yani mesela okuldayken hayran olduğum bir sürü oyuncuyla sonra oynadım. İşte anne oğlu oynadım, baba oğlu oynadım. Birkaç kere farklı yerlerde işte bir şeyler, damadını oynadım gibi gibi. Yani bir, o ustalarla dokunduk, temas ettik. Bu çok zaten benim Bizim Evin Halleri'yle ben başladım. Evet. Ünlü diziyle. Doğru. Orada zaten bir böyle devasa bir ustaların içerisine düştük daha 21 yaşındayken. Bir kere orada hani daha oradan başladım yani aslında. Ve bayağı bölümlerce orada oynadın. Sana ne kattı? Artı eksi her diyelim. Şey. Yani aslında. Şöyle söyleyeyim. İşte orada oyuncu oldum. Yani mesleği öğrettiler bir kısmından. Büyük bir çoğunluğunu. Yani profesyonel olmak ne demek? Profesyonellik ne demek? Oyuncu nasıl ve ne kadar ve ne noktada kendinden sorumludur? Bütün bunları öğreten müthiş bir okuldu orası. Zaten şöyle bir dönüp baksınlar bizim üyeleri, kadrolarına giren çıkan oyunculara. Hani gerçekten yani bugün de yani oraya giren gençler de bugün
İşte biz hepimiz orta yaş olduk. Belki orta yaşa doğru koşuyoruz ama deme öyle, hala bir yerlerde bir şeyler, yani evet, çok net bir yerlerde herkesin tanıdığı insanlar oldular. Yani orada bir kere en büyük avantajı onun sesli çekiliyor olmasıydı. O zaman çok dublaj dizi vardı çünkü. Sesli çekiliyordu ama bugün yani İstanbul dizilerindeki gibi bir ses miksajı yoktu. Yani şöyle, sadece bumla ses alıyorlardı kameraya. Ve dolayısıyla yönetmenin kafasında senaryoda belirlediği önden dekupajı var. Keseceği yer belli. Oraya kadar akmak zorundasın. Teklersen baş edemiyorsun. Dolayısıyla tiyatro gibi çekiyorduk biz. Wow, evet, bu gerçekten önemli bir şey söyledin. Evet. Yani oyuncu bunu çok net anlayabilir. Yani tiyatro gibi. Tiyatro gibi, evet. Yani hiç öyle yani tıkladım, oldu, hayır, çok pardon, şuradan alalımlar falan, öyle bir şey yoktu. Mecburen iki sayfa mı, üç sayfa mı, yönetmenlik şu üçüncü kavga ediyorsun, üç sayfa yazmışlar. Günlük dizi olduğu için her gün 45 dakika konuşmaya dayalı tabii. Ama bir kavganın için tek dedin, hop dön başa, hop dön başa, hop dön başa. Dolayısıyla şeyi öğreniyorsun işte, hızlı ezber yapmak. Bir kere bunu çok diye öğreten bir şey. Hızlı vücuda geçirmek. Yani hatasız bir şekilde, sonra çok hızlı olduğu için kamerayı kendin anlaman lazım. Arkadaşlarım var, anlatıyor tabii ki. Kameramanlar, herkes arkadaş birbiriyle. Işığı anlaman lazım. Evet. Sesi anlaman lazım. Yani o işin mutfağını... Okul gibi olmuş senin aynen için. Aynen öyle. Hani hep böyle tüh kaka yapılır. Herkes için öyledir. Dizileri, ama ben de çok öğretici olduğunu inananlardanım. Her gün deneme şansım var. O hata diyoruz ya. Tabii yaptım ki. Yarın bir daha var. Kesinlikle. Yine minik bir reklam arasında gidelim. Sabreda da buradayız. Dünden bugüne programı, ben Doğanay Cireli ve konuğum. Taner Rumeli. Devam ediyoruz. Ama şöyle saate de bakıyorum, neredeyse programın sonlarına yaklaşıyoruz. Sen bu aralar ne yapıyorsun? Ben hep geçmişten konuştum, günümüze gelemedik. Bir vallahi sinema filmi yolda gibi. Evet evet, 29 Aralık'ta girecek Doktor Sadık Ahmet diye bir film. Bakalım, çok merakla beklediğim bir film, gerçek hayat hikayesi. Evet, büyük bir Selanik ve daha doğrusu Batı Trakya Türklerinin savunucusu, orada hani onların gözünde de gerçekten tarihsel olarak da bir halk kahramanı diyebileceğimiz bir kimse, Doktor Sadık Ahmet. Onun hikayesini çektik. Ben de orada İbrahim Şerif diye halen de Gümülcü'nün müftüsü olan şu anda evet, bir kişinin gençliğini tabii ki oynuyorum dönem filmi. Heyecanla bekliyoruz. Uzun süre, uzun 3 ay neredeyse, 2,5-3 ay kadar Edirne'de aslında çektik filmi. Çok güzel de bir süreçti orada. Orada da çok güzel oyuncu arkadaşlarım da, çok güzel bir ekip olduk. Çok eğlenerek ve severek çalıştığımız bir iş oldu. Bakalım nasıl olacak, ben de çok merak ediyorum. Meraklı, biz de bekliyoruz. 29 Aralık'ta evet, izleyebileceğiz ya o 29, zaman. Şimdi şey olmasın, 29 Aralık olması lazım vizyon tarihinin. 29 Aralık Cuma'ysa kesin 29 Aralık'tır. Evet, 29 Aralık Cuma'ymış. Güzel. 29 Aralık'ta sinemalarda olacak. Onun dışında işte ya sendikayla vakit geçiriyorum bu ara. Aslında sivil toplum meselesinde biraz başka çalışmalarım var. Yani biraz sivil toplumla ilgili çalışmalarım var. Onunla uğraşıyorum. İşte dizilerle görüşüyoruz. Bakıyoruz, rol arıyoruz. İşte hani o seçen seçilen olma dengesinde sağlıklı bir hat arıyoruz kendimize. Seninle yayından önce konuştuğumuz mesele. Biz yani oyuncular dışarıdan tabii işte şöyle paralar kazanıyor, böyle yani öyle görünüyor. Tabii aslında yer yer kimi oyuncular öyle olmakla beraber her dizide en fazla iki tane mi? Hadi, evet, hadi senin iki, güzel hadi, gönlünü hadi kırmayayım, hadi beş olsun. Hadi yani. Beş, evet, hadi ama beş tane oyuncu gerçekten o bahsedilen değil de orta üstü diyelim, yaşamlar yaşayabilecek, gelirleri kazanabilirken geri kalan belki 25 oyuncu diyelim. Yani en az 30 oyuncu oluyor bir dizinin kadrosunda. Geri kalan 25 oyuncu gerçekten zar zor geçinebilen sınırlarda yaşayabiliyorlar. Ama daha önemlisi, biz zaten buradaki mesele para değil. Buradaki mesele duygusal bir mesele. Her rol audition'ına vesairesine, görüşmesine, her birine gittiğimizde parası ne olursa olsun orada seçilmek ve seçilmemek gibi bir sınava tabi tutuyoruz. Ve seçilsek başka bir yerden, seçilmesek başka bir yerden duygularımız gelişiyor. Bazen seçiliyoruz, işte çok seviniyoruz, havalara uçuyoruz. Bazen seçiliyoruz da aman biz de onu çok da istemiyorduk da hadi neyse öbür bizim istediğimizi seçmiyor falan derken, bu çok ince bir denge aslında bu. Meslek, az önce bizim istediğin hikayenin başlı başına biraz bu duyguyu yönetmek. Aslına bakarsan hem bu iş beklediğimiz, hem o işe kabul süreçleri, evet, hem rol çıkarma süreçleri.
sonra seyirciyle karşılaştıktan sonra gelen geri bildirimleri kabul edebilme süreçleri. Bunlar hep duygusal süreçler. Evet. Bunların hiçbiri maddi değil yani. Evet, çok da dayanıklı olmak zorunda bu meslekte olan herkes için. Bu öyle, evet. Maalesef bu öyle. Hani abartarak söyleyeceğim, yine benim bir örneğim vardır. Biz hayat kurtarmıyoruz ya da işte ülke kurtarmıyoruz ama maalesef, maalesef de değil, belki iyi ki bir komando gibi, hı-hı, duygusal olarak, aslında fiziksel olarak da dayanıklı, hı-hı, olmak zorundayız. Evet. Çünkü her türlü hava koşulunda oynayabilmek, her kostümle oynayabilmek zor. Evet. Kadınlar için çok daha büyük bir beladır. Kesinlikle. Erkekler yine içlik biçlik bir şekilde kurtarıyor da yani kadınlar o abiyelerle neler çekti insanlar. Aynen. Ne havalarda. Biliriz biz. Tabii ama uçurum, evet, kenarında da çalışabiliriz, suyun altında da çalışabiliriz. Ve hani aynı anda bizden duygusal performans göstermemiz beklenir. Hı-hı. Mesela bunları yaparken helikopterde çekim yapabiliriz gibi gibi, yani her koşulda. Hı-hı. Her mesela 15 saat çekim yaparız, 16 saat, 20 saatleri gördüğümüz çok olmuştur ki burada başka bir tartışma var ama, hı-hı, işte komando gibi oluyorsun yani. Evet. 20 saat uykusuz sete çıktığın zaman ve orada hala duygusu olarak bir şey tutabiliyorsan, daha parçalanmıyorsan, öyle olman gerekiyor. Öyle olmayanlar da parçalanıyor. Burada tabii bir denge oturtmak lazım. Evet. Bu yani öyle olması iyi bir şey de değil. Ama özellikle oyunculuğa başlamak isteyen, başlamayı düşünen arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Bir arkadaşlar, yani her koşulda ben hayatta kalırım diyorsanız, bakın çok net, her koşulda hayatta kalırım abi, ben bana bir şey olmaz, ben her bir şekilde hayatta kalırım diyorsanız oyunculuk mesleğini seçin. Çünkü yere gelecek, daha başında yiyecek yemek bulamayacaksınız. Evet. Hani bunlar oluyor, olacak. O zaman işte burada bunu duygusal olarak yönetmek ve işine devam edebilmek için bir kere her şeyden önce kendine buradan inanman lazım. Düşsem de kalksam da yere de çakılsam, ya evet, hopla, bir şekilde kalkar yürürüm abi ben. Bütün kemiklerim de kırılsa ben ölmem öyle kolay kolay bir dediğiniz yerde. Bütün koşullarında size bağlı olmadığını bilmek lazım. Hani yeni gelecek arkadaşlar için belki tavsiye. Şöyle söyleyelim o zaman. Ben böyle tanımlamak beni çok rahatlatıyor bir öğrenci olarak. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bütün koşullara kendiniz karar vermek istiyorsanız, oyunculuk da yapmak istiyorsanız, burada tek yapabileceğiniz bir tane yer var. Oyun yazacaksınız, kendiniz yöneteceksiniz. Kendiniz oynayacaksınız, yapımcısı da kendiniz olacaksınız. Ki bunu yapan var bu arada, evet. Sadece bunu yaparsanız bütün kararları, son kararları siz veriyor, evet, olursunuz. Bunun dışında hiçbir koşulda, hı-hı, hiçbir zaman son kararları siz vermeyeceksiniz. Bu aslında özgürleştirici de bir şey. Hı-hı. Ha, şunu şöyle ifade edebiliriz, belki toparlayalım. Bir de şöyle bir ayrım var bence. Sinema yönetmenin işi. Hı-hı. Sinemada oynamak düşünüyorsanız bütün kararları yani yönetmene bırakmak durumundasınız. Yapımla bir ilişkisi varsa yönetmenin ilişkisi. Çünkü şunun filmi, yani şu yönetmenin filmi, evet, diye hatırlanır film. Şu yapım şirketinin filmi diye hatırlanmaz. Dizi yapımcının işi. Hı-hı. Dizide bütün son kararları yapımcı verir. Dolayısıyla istediğiniz kadar çatlayın patlayın siz karar, yani ne karar verirseniz verin, yapımcının verdiği son karar nihai karar olacaktır. O, hı-hı, onun işi. Hı-hı. Tiyatroda oyuncunun işi. Evet, reklamda müşterinin. Aynen. Yani, tabii reklam müşterinin, evet, tiyatroda oyuncunun işi. Nasıl tip oyuncunun işi? Tabii bir yönetmen var. Senin dış göz olarak kendini teslim etmek zorundasın oyun çıkana kadar falan. Hı-hı. Göremediğin yerleri görecek çünkü. Sonra artık seyirciyle baş başa kaldığında, hı-hı, yani benim en sevmediğim yönetmen her oyuna gelen yönetmen, kimse kusura bakmasın. Hiç gereği yok yönetmen bu arada. Arkadaşlarımla her oyuna da gelmeyelim. Bu konuda atışıyoruz ama yani. Yani çünkü şöyle, tabii ki gelebilir, izleyebilir oyununu seviyorsa ama her oyundan sonra bana revize vermesin. Sebebi de şu, olumlu katkı, üzerine sohbet edip beraber bulduğumuz şeyler okey. Ama, hı-hı, artık yani ürün, mal, seyirciyle benim. Evet. Yani yönetmen diyelim ki oraya çok komik bir şey koydu. Provada çok güldük hep beraber, hepimiz çok sevdik, çıktık oynuyoruz, seyirci oraya gülmüyor. Bir, hı-hı, gülmüyor, iki gülmüyor, üç gülmüyor. Zorlamayalım orayı. Dördüncü de çıkarırsın, evet, ya da değiştirirsin. Ya da o daha güldüğü bir şey bulursun. Hı-hı. Burada tabii ki denge oturtmak, hı-hı, mesele ama bu seyirciyle beraber son formu, tabii, seyirciyle beraber verilen bir şey. Yani son kararı tiyatroda da oyuncu ve seyirci beraber verir. Evet. Bir de işte premierden sonraki kısım artık hani seyirciyle buluştu dediğin yerden zaten bahsediyorsun. Tabii. O artık son revize yani. Tabii oradan yani son sonra... tiyatroda, evet, demek zaten. Seyirciyle buluştuğu yerde. Aynen. Bir şeyin tiyatro olması için senin bir şeyi bilerek oynuyor olman, oynadığını bilerek oynaman, bir de seni izlediğini bilerek izliyor olması. Aynen öyle. O anda tiyatro başlıyor arkadaşlar. Evet. İyi ki geldin gerçekten. Çok teşekkür ederim. Vallahi zamanlar yine yetmedi. Yine konuştum. Evet. Ama
en güzel, en makbul konuk da konuşkan konuk. Tabii, o yüzden tabii. İyi ki geldin. Kısası da makbul değil mi? Uzun makbul, uzun. Öyle mi? Evet, yani en azından benim tercihim bu yönde. Hadi daha uzun yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Çok keyifli. İnşallah. Evet, yeni projelerinle de tekrardan bekleriz. Aralık'ta da seni izleyeceğiz. İnşallah. Heyecanla bekliyoruz. Ben de sizi yeni projelerde görmeyi bekliyorum efendim. Bizi dinleyen herkese de çok sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Harika bir gün olsun artık. Muhtemelen işlerden çıkılıyordur. Dikkatli gidin. Evet. Dikkatli gidin. Acele etmeyin, kaza yaparsınız. Dünden bugüne programı bugünlük bitti. Haftaya yine sizlerle görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdiden iyi seneler. Ve son olarak da yine Taner Rumeli'nin size gönderdiği bir şarkı sürpriz dediğimiz geliyor. Evet, o zaman iyi ki dinlediniz. Şöyle sarılayım sana, iyi ki geldin. Allah, hemen seni kalkayım. Seni yiyeceğim çünkü şöyle sarılman lazım. Gördüğüm kadarıyla Doğan Alç. Böyle çok şey bir selamlama oldu ama. İkimiz de uzunuz, yapacak bir şey yok. O evet, zaman, tripod kısa. Evet, abone olun. Ne yapın? Like. Like. Like atın, abone olun. Soru varsa da yazın. Aynen. İyi ki geldin. Görüşürüz.